Azerbaycan-Ermenistan'ın son yaşadığı gerilim dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Birçok ülkeden taraflara itidal çağrısı geliyor. Fakat olayı başlatan asıl mesele çok önemli. Azerbaycan'ın 30 yıldır Ermenilerin elinde olan toprakları Karabağ zaten her an alevlenmeye hazır bir kıvılcım. Azerbaycan Ermenistan'dan kat kat üstün güçteyken, Ermenistan Karabağ'ı nasıl ele geçirdi? Türkiye'de yaşayanların çoğu bu sorunun cevabını merak ediyor. Burada herkes ince bir detayı atlıyor. Son yaşanan gerilimin Karabağ değil de Tovuz'da olmasının çok büyük bir anlamı var. Son zamanlarda Rusya'yla yaşanan gerilimin doğrudan etkisi var ama çok daha farklı ayrıntılar mevcut. NATO, Avrupa Birliği, Amerika gibi otoriteler de yakından ilgili bu olaya. Buradaki mesele sadece Azerbaycan, hatta Türkiye'nin değil, tüm Avrupa'nın meselesi. Güzel Ülke Türkiye, Kara Kutu kanalından herkese selam. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Karabağ, Azerbaycan'ın %20'sini oluşturuyor. Yani 5'te 1'i. Bu kadar büyük bir toprak parçasını Azerbaycan, Ermenistan'dan 10 kat güçlüyken nasıl kaptırdı? Cevabı basit. Azerbaycan bu toprakları Ermenilere kaptırdığında bağımsız bir devlet değildi ve ordusu yoktu. 1990'lı yıllarda yaşanan olay sırasında henüz Sovyetler Birliği vardı. Azerbaycan ve Ermenistan iki özerk devletti ve Sovyetlerin egemenliği altında. Azerbaycan özerk olduğundan resmi bir ordusu yoktu. Ermeniler çete halinde örgütlenip Azerbaycan topraklarına girdiğinde buna karşı koyacak tek güç Sovyetlerin askerleriydi. Onlar da bunu engellemediğinden Azerbaycan yok yere büyük miktarda toprak kaybetti. Sonraki yıllarda çok şey değişti. Her iki ülke bağımsız oldu. Azerbaycan zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğundan hızla gelişip güçlendi. Ayrıca askeri açıdan da çok güçlendi. Ermenilerin ekonomisi çökmüş bir ekonomi. Ermenistan'ın 1/3 yoksul. Büyük bir kısmı geçim sıkıntısı yaşıyor. Ülke tarıma bağlı. Tarım sektörü, sanayi sektörünün 2,5 katı büyüklüğünde. Bu istatistik bir ülkenin geri kaldığının en açık delilidir. Ermenistan'da askeri ücret 100 dolar civarı. Ermenistan'da işsizlik %20 civarında. Ayrıca ülke tamamen Rusya'ya bağımlı halde ve IMF gibi kuruluşların fonlarıyla ayakta durabiliyor. Ermenilerin enerji sektörü de Rusya'nın elinde. Silah sektörü de aynı şekilde. Komple Rusya'nın bir kukla devletidir denilse yeridir. Bu durumda Ermenistan, Ruslar ne dese onu yapmakla mükellef. Tıpkı Suriye'deki Beşar Esad durumu da burada mevcut. Çok görülmese de arka planda böyle. Ruslarla Türkiye, son yıllarda önemli bir yol ayrımına geldi tekrar. Bir ara çok iyi olan ilişkiler iyice sarpa sardı. Ruslarla sıkıntı yaşayan Türkiye kış aylarında Ruslardan aldığı doğalgazın bir gün kesilmesi tehdidiyle yaşadı. Bu her ne kadar düşük bir ihtimal de olsa önemli bir kozdur Ruslar için. Türkiye tüm gazın yarısını Ruslardan alıyorken 2020 yılında %17'sini bu ülkeden alıyor. Azerbaycan'ın payı 3 yılda %10, %40'a yaklaştı. Rusya ile azaltılan bu oran ve Azerbaycan'la artan ticaret hacmi Ruslar için büyük endişe kaynağıydı. Çünkü Ruslar Türkiye ile Libya ve Suriye'de karşı karşıya. Buralarda Türkiye'ye karşı elinde tuttuğu bir kartını kaybetmek üzere. Türkiye Azerbaycan'la yaptığı ticaretin önemli bir bölümünü bugün Ermenilerin saldırdığı Tovuz üzerinden de geçen boru ve demir yolu hattıyla yapıyor. Ermenilerin burayı hedef alması tesadüf değil. Arkasında başka sebepler de var. Azerbaycan'ın Tavuz ili, iki ülke arasındaki Karabağ cephe hattının yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bölgenin stratejik önemi, Azerbaycan'ın Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya bağlantı noktası olması. Bu bölgeden Kars-Tiflis-Bakü demir yolu ve karayolunun yanı sıra Türkiye'ye doğalgaz sağlayan Tanap boru hattıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı geçiyor. Bölgeye rahatlıkla Azerbaycan'ın can damarı denilebilir. Tavuz bölgesindeki Azerbaycan-Ermenistan sınırı, daha Sovyetler Birliği döneminde belirlenmiş iki ülke sınırı.
Azerbaycan'ın burada Ermenistan içlerine ilerlemesi durumunda Ermenistan tarafından işgalci ülke ilan edilmesinin yolu açılıyor. Böylece Ermenistan, Rusya ile aralarında bulunan Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü, anlaşmanın tüzüğü gereği Moskova'yı yardıma çağırabilir. Zaten her şeyi başlatan Ermenistan oluyor her seferinde. Ermenistan burayı hedef alarak bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Hem Ruslara müdahale hakkı vermek istiyor hem de Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji işbirliğine Rusların isteğiyle dinamit sokmak istiyor. Tovuz'da geçen boru ve demir yolu hatları tüm Avrupa'nın da can damarı denilebilir. Avrupa da bu boru hattını inşa ettirerek Ruslara olan bağımlılığı azaltmıştı. Şimdi buranın karışmasını hiçbir Avrupa ülkesi istemez. Bakü-Tiflis boru hattının Rusları diskalifiye edecek şekilde hem de onların burnunun dibinden geçirilmesi kolay bir mesele değildir. Burada NATO, Avrupa Birliği ve en önemlisi ABD'nin desteği mevcut. Amerika'nın desteği olmasa sadece Türkiye'nin bu hattı güvenle burada inşa ettirmesi oldukça zor görünüyor. Türkiye son yıllarda Gürcistan'ı hatta Ukrayna'yı NATO'ya almak istiyor. NATO toplantılarına davet edilmesini talep ediyor. Rusya yakın gelecekte Gürcistan topraklarına da müdahale etmiş. Buralarda bağımsız devletçikler oluşturmuştu. Aynı zamanda Ukrayna'ya da girip Kırım'ı almıştı. Tarih kitaplarında gördüğümüz cümleler 21. yüzyılda yaşanıyor. Rusların bu kadar agresifleşmesinin en büyük sebebi kendisinden kopan bu ülkelerin NATO'ya alınabilme ihtimali. Bu ülkelerin NATO'ya girmesi Rusya'ya büyük bir darbe olur. Rusya Avrupa'da birçok NATO ülkesine komşu ama daha 30 yıl önce kendisinden kopan bir parçanın NATO'ya girmesinin anlamı daha da büyük olur. Bu Ruslar için buraların tamamen kaybedilmesi demektir. Ruslar bunun için en küçük bir hareketlenmede inanılmaz yüksek bir sertlikte buralara müdahale ediyor. Ruslar buralara girerken hiçbir büyük gücün askeri tehdidiyle karşılaşmıyor olsa da ekonomisini felç edecek adımların atılmasına yol açıyor. ABD ve Avrupa Rusya'nın ekonomisini son 5-6 yılda koydukları ambargolarla perişan ettiler. Rus para birimi en çok değer kaybeden paralardan biridir. Rus ekonomisi büyük sorunlarla karşılaşıyor. Ama Ruslar siyasi menfaatlerini, ekonomik zararları tercih ediyor. Kendi gelecekleri için buna yöneliyorlar. Ermenistan, Azerbaycan'ın önemli barajlarını imha edebileceklerini duyurunca, Azerbaycan'da Türkiye sınırındaki Ermeni nükleer enerji santralini vurabilecek güçte olduklarını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanı, füze menzillerinin buna yeterli olduğunu duyurdu. Ermenistan son olarak uluslararası bir gözlemci gücün sınırda görev almasını istiyor. Türkiye, Suriye ve Libya'daki gibi Azerbaycan sınırında yalnız değil. Burada Avrupa ve Amerika ayrıca NATO'nun da menfaatleri Türkiye ile uyuşmaktadır. Türkiye o sebeple buradaki gerilimin ilerlemesinden endişe etmiyor. Bir şekilde azalacağı görülüyor. Ermeniler ise Azerbaycan'ı tahrik ederek önemli kazanımlar elde etme peşindeler. Ermenilerin müdahale ettiği bölgeye yakın olan Gürcistan topraklarının bazı bölgelerinde önemli miktarda Ermeni nüfusu yaşamaktadır. Ermenistan buraların karışması durumunda tıpkı Karabağ'da yaptığı gibi bu sefer Gürcistan'ın elindeki toprakları kendi topraklarına katmak istiyor. Ermenistan'ın son hareketlerinin arasındaki önemli sebeplerden birisi de budur. Hedef bölge birçok amaçla seçilmiştir. Tabii ki bunu sağlayan asıl güç Rusya olsa da kendini göstermeyen perde arkasında başka güçler de var. O da Fransa. Fransa, Ermenistan'la en iyi ilişkilere sahip ülkelerden birisidir. Ermeni diasporası Fransa ile sıkı fıkıdır. Fransa son 1-2 ayda Libya'da Türkiye ile karşı karşıya geldi. Özellikle Fransa'nın çıkarlarının Türkiye tarafından rahatsız edilmesi sebebiyle Fransa ile ciddi gerilimler yaşandı. Fransa, kendi gemilerinin Türkiye tarafından taciz edildiğini iddia edip NATO'ya şikayet etmişti. Ermenistan'ın son olayında Fransa'nın da parmağının olduğunu bilmek gerekiyor. Fransa'da bir şekilde Türkiye'yi başka bir cepheden sıkıştırmak, zor duruma düşürmek istiyor. Bu tür gerilimler, masada elini güçlendirmek için ya da farklı bir hedefi yaptırmak için bilinçli çıkarılır. Ermenistan, Karabağ'ın iç kısımlarını ele geçirince, Karabağ'ın etrafındaki 7 kasabayı da ele geçirdi. Buradaki amaç,
masaya oturduğunda pazarlık payı oluşturmaktı. Ermenistan bu şekilde son ele geçirdiği yerleri verse bile ilk alınan yerleri vermeyeceğini düşünüyor. Yıllar geçse de mesele çözülmedi. Bir kangrene dönüştü. Türkiye'nin kara kutusu.